Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 1-7 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Güneş Kova burcunda ilerliyor. Gezegeniniz Jüpiter Kova'da, Satürn Kova'da, Merkür Kova burcunda geriliyor. 20 Şubat'a kadar da gerilemesi devam edecek ve bu hafta itibariyle 1 Şubat'ta Venüs de Kova burcuna geçiyor. Evet, Kova burcunda bir gezegen toplanması var. E, ve bizim de kişisel haritalarımızda kova burcu hangi evimizse o yaşam alanlarımız tabii ki daha çok hareketli bu dönemde. Sizin üçüncü evinizdeki kova geçişi özellikle sizi bilgi anlamında, zihinsel faaliyetler, iletişimler, yakın çevre ilişkileri anlamında çok fazla da destekliyor. Venüs ve Jüpiter iyicil şans gezegenleridir ve ikisinin de bir arada Şubat ayında kova burcunda olması Şubat ayında size bazı özel fırsatlar da getirebilir. Evet bu dönemde İletişimle ilgili ticari konular, internet üzerinde yapılacak girişimler, belki sosyal medya aktiviteleri olabilir, bilişim sektörü, dijital platformlarda olabilecek faaliyetler olabilir, eğitimle ilgili çalışmalar olabilir. Tüm bunlardan çok olumlu faydalar alabilirsiniz. Bir yandan da daha özgüvenli bir şekilde çalışmalar yapıyorsunuz. Evet, Merkür geriliyor. Merkür zaman zaman iletişim sorunları yaratıyor, planlarımızı geciktiriyor bazen. ...gerçekten anlaşmazlıkları da yol açıyor buna dikkat edeceğiz, tedbirli olacağız. Ee, ama bu dönemde belki Merkür retrosu daha önce yapmak isteyip de yapamadığımız işleri yapma fırsatları da getirebilir. Ee, üzerinde çalıştığımız projeleri şöyle bir tekrar gözden geçirip tamamlama eksikleri belki bulma daha da iyileştirme fırsatları bize getirebilir. Gerek ticari konularda olsun, gerek yakın çevre ilişkilerimizde olsun daha önceden değerlendiremediğimiz fırsatları, değerlendirme fırsatlarını, imkanlarını bu dönemde bulabiliriz. Çünkü Merkür retro olmakla beraber çok destekleyen, hani Venüs gibi, Jüpiter gibi olumlu gezegenler de şu anda kova burcunda ve bunlar bazı sorunları çözmek için çok güzel bize yardımlar da bulunabilirler. Fırsatlar verebilirler en azından. Pratik çözümler bulabiliriz, belki güzel fikirler yaratıcı bir şekilde güzel fikirler oluşturabiliriz bu dönemde. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Ay Terazi burcunda olacak. E, sosyal enerjiler e, iyi olacak hafta başında. İletişim alanlarında özellikle ilişki dinamiklerimizden daha fazla fırsat fırsatta karşılaşabiliriz arkadaş ilişkilerimiz olumlu olabilir yardıma ihtiyacımız varsa arkadaşlarımızdan sosyal çevremizden bu yardımları alabiliriz ee, grup çalışmalarından daha fazla fayda elde edebiliriz özellikle hafta başı Perşembe itibariyle ay akrepte son dördün fazında olacak özellikle Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde ay kova burcundaki Güneş ve boğa burcundaki Mars'a dik açıda Lütfen buna dikkat edelim. Gergin bir gökyüzü çünkü. Hani kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da tesirler artabilir. bireysel hayatlarımızda böyle gereksiz çatışmalar olabilir, huzursuzluklar olabilir. Biraz sağlığımız hassas olabilir. Kazalara daha elverişli gökyüzü. Dikkat edeceğiz. Daha sağduyulu davranacağız. Dürtüsel davranmayacağız. Hafta sonu ise ay yayda. Evet, ay burcunuzda olacak. Bu sizi duygusal olarak destekler, enerjinizi arttırır. Biraz daha kırılgan ve hassas da olabilirsiniz tabii ki. Kendinize zaman ayırın, kendinize ilgilenin. Kişisel bakımlar da yapabilirsiniz. Güzellik, estetik gibi alanlarda da faaliyetler olabilir. Yakınlarla daha fazla duygusal temaslarınız olabilir. Ay burcunuzdan geçerken akrabalar, kardeşlerle haberleşebilirsiniz. Birbirinizi destekleyecek bazı girişimlerinizde bu dönemde olabilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.